Bana yapılanları hazmedemiyorum. İnsanların bana yaptığı bu haksızlık, işte bunu sindiremiyorum diyorsan bugün inşallah 4 maddede bunu birlikte aşacağız. Mesela bunu şöyle bir lokma gibi düşün. Çok büyük olduğu için insan yiyip hazmedemiyor, yutamıyor ama dedik ya bunu 4'e bölersek, 4 maddeye ayırırsak tek tek parça parça yemesi çok daha rahat ve kolay olacak ve belki de bir bakmışsın bunu sindirmek sana güç olmuş, kuvvet olmuş, manevi olarak inşallah terakki etmene vesile olmuş. O zaman yavaş yavaş bu 4 maddeyi inceleyelim. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu olaylar karşısında olayı değerlendirme noktasında şöyle bir metodu var. Diyor ki 1. Öncelikle bütün bu olayı, işi bütün karşı tarafa veremezsin. Mesela bir tokat yediğini düşün. Bütün karşı taraf bana bu tokadı attı deyip onu suçlayamazsın. Neden? Çünkü kaderin bunda bir hissesi var. Yani bu olayın olmasına, bu kolun kalkmasına, bu vücudun yaratılıp bütün saltanatı döndürerek bu olayın gerçekleşmesine müsaade eden Allah. O zaman bu işi yaratan Allah'sa arkasında bu işi hikmetle, rahmetle, şefkatle yaratıyor. Yani bir nevi acı da olsa bu işi gönderen Allah bu işi sana bir cerrahi ameliyat niteliğinde gönderiyor. O şerli insanın, canını sıkan insanın eliyle sana bir nevi manevi ameliyat yapıyor. O zaman ilk noktada ne diyoruz? Kaderin bunda bir hissesi var. Bu olayın olmasına, başıma gelmesine müsaade eden bir Allah var. Peki bu noktada tamam Allah yaratıyor gönderiyor ama karşı tarafın hiç mi suçu yok dediğimizde ikinci madde o kişinin nefsine ve şeytanına yenildiğinden dolayı onun aslında acınmaya müstahak olduğunu düşünmek. Yani bir doktor düşün ki hastasına nasıl muamele eder? Elbette ki hastalığından dolayı acır ve belki şefkat eder, üzülür. Der ki baksana nasıl bir rahatsızlığa yakalanmış. İşte sana bu işi yapan kişinin de nefsine ve şeytanına yenildiğini düşünerek manevi rahatsız olduğunu fark etmek. Evet, bu kişi bana bunu yapıyor, bu zulmü ediyor ama bu gıybeti, bu iftirayı attı ama manevi olarak o kadar sıkıntılı ki belki şu anki hareketinin bedelini ahirette ebedi bir azapla ödeyecek. O zaman bu kişiye kızmak değil belki acımak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanın müşriklerine dahi acıdığı gibi. Allah bu işi gönderiyor. O yaralı, hasta kişinin eliyle bu olayın gelmesine müsaade ediyor dedik. Ve üçüncü parçada da acaba bana niye gelmesine müsaade etti? Acaba bende bir sıkıntı ve hastalık mı var? Acaba benim nefsimde bir problem mi var deyip olayın suçunu bir de kendinde aramaya başlamak. Yani şöyle düşün, omzunda bir akrep var diye bağırsa sen bana ne bağırıyorsun demezsin. Omzumdaki akrebi gösterene rahmet. İyi ki bana bunu söyledin, beni bir sıkıntıdan kurtardın dersin. Ve dikkat et, bu şerli olaylar genelde can sıksa da insanın nefsindeki sıkıntıları ona gösteriyor. Belki biraz daha Allah'a yaklaşmasına sebep oluyor. Onun manevi rahatsızlıklarına bir nevi merhem olmaya vesile oluyor. Dedik ya bir nevi cerrahi ameliyat oluyor. O zaman acaba bende ne kusur var ki? Bende nerede bir sıkıntı var ki? Bunun bana gelmesine Cenab-ı Hak müsaade etti deyip kendi kusurunu aramak. Hiç kusurun yoksa o olay için mesela peygamberimizin günahı yoktu ama manevi terakkiyatıma vesile oluyor cephesi. Bakarak da yine benim iyiliğime sebep, mutlaka bendeki bir yaraya veya manevi güçlenmeme sebep deyip üçüncü cephede böyle bakmak gerekiyor. Dördüncü nokta ki sonuncusu ne? Ayette de geçtiği gibi onlar kendilerine bir kötü sözle muamele edildiğinde izzet ve şerefle yürür giderler. Geldin dördüncü lokmada, dördüncü parça sen izzetli ve şerefli bir mümin olarak hiçbir şekilde kulak asmadan yoluna devam et. O zaman şöyle bir lokmayı parçalayalım. 1. Bu işi senin başına gönderen hikmetli, rahmetli, kuluna çok düşkün olan bir Allah. O müsaade etti. 2. Bunu yapan hasta, manevi olarak sıkıntılar içerisinde. Ona acıman onun için, senin kalbin için daha selametli. Ve 3. Bana bunu gönderiyorsa acaba bende bir akrep mi var, bir rahatsızlık mı var? Manevi olarak kendimi bir check-up yapayım. Bendeki hastalığın giderilmesine sebep. Elhamdülillah de ve hatan yoksa bile manevi cennet sokaklarında gezmeme bir bilet de. Çünkü müminin ayağına diken batsa bile günahına kefarettir. Ve 4. Bir mümine yakışır gibi izzet ve şerefle oradan o sözleri aldırmadan yürü git. Bu da senin bir mümin olduğuna en büyük alamet olsun.